Yani ev hapsinin bir de ayrı bir psikolojik savaş durumu var. O da her zaman var olduğunuz evin, yani yaşamınızı sürdürdüğünüz evin, her akşam döndüğünüz evin sizin için artık bir mecburiyete dönüşmesi ve evin içindeki her şeyle bu tarz bir ilişki, yani bir hapis arkadaşı ilişkisi kurma durumuna geliyor. Eve biri geldiği zaman o geri çıktığında normalde ben de onunla beraber çıkardım. Yani arkadaşlarım gelirdi, buradan sonra dışarıya beraber çıkardık falan, ama şu anda birileri geliyor ve ben kapının önünden onları gönderiyorum. Birileri geliyor, kapının önünden gönderiyorum. Merhabalar, ben Mümtemek Karaca, Marmara Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Şu anda Boğaziçi eylemlerinde aldığım bir cezayla ev hapsindeyim. Ev hapsine alınma sürecim şöyle gerçekleşti. Kadıköy'deki eylemde 2 Şubat'tı yanlış değilsem tarihi. Oradaki eylemde gözaltına alındım. Bir nevi işkenceyle gözaltına alındım. O gözaltından sonra da gözaltı süreci biraz sıkıntılı geçti o gün. Yani ters kelepçeli bir şekilde alındık. Zaten Kadıköy'de bir video var. O videoda da linç edilmek istendiğimiz belli oluyor. Ondan sonra ters kelepçeli bir şekilde bir araca konduk. O araçta fiziksel olarak şiddete maruz kaldık. Yani tekmeler, küfürler havada uçuşuyordu. Daha sonra o gün bırakıldık. O gün bırakıldıktan sonra, yani birçok arkadaşla beraber bırakıldık. Bir kısım arkadaşımız ayrılmıştı, dosyaları ayrılmıştı. Biz bırakıldık. Daha sonrasında yaklaşık 12 saat, yok 24 saat sonra. Evet, ben hastaneye gittim çünkü o günün akşamında ağrılarım arttığı için. İlaçlarımı alamadım çünkü sokağa çıkma yasağı vardı. Hastaneden döndükten sonra ağrılarım geçmediği için saat 3'e 4'e kadar uyuyamamıştım. 4 gibi de zaten evi bastılar. Evi bastıktan sonra gözaltına tekrar alındım yaklaşık 24 saat sonra. Kadıköy'deki eylemden alındıktan ve bırakıldıktan sonra 24 saat sonra tekrardan gözaltına alındım. Orada da yaklaşık 2,5 gün kadar gözaltında kaldım. Sonra adliyeye çıkartıldık. Ne ifade verileceği konusunda baskı yaptılar. Savcılığın yanında sürekli bizi ev baskınıyla gözaltına alan polisler bulunuyordu. Hakimlikte, yani bildiğin polisler hakim şeyde mahkeme salonunda oturup maç filmi izliyorlardı. Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı yanlış değilsem o gün. Onu izliyorlardı ve hakim ve savcı da sürekli iletişim halindelerdi. Yani aslında bu kararların ne olacağı belliydi. Ev hapsinin kendisi, yani niteliksel olarak bunu yaşamayan insanların kafasında yanlış bir imgeleme oluşturuyor. Nasıl? Bu ceza, yani bir kodese tıkılmanın dışında kolektif bir anlam teşkil ediyor. Yani ben ev hapsi aldıysam bunun yükümlülüğü sadece benim üstümde olmuyor. Yani ev arkadaşlarımın üzerinde oluyor, buraya girip çıkan herkesin üzerinde oluyor. Ve bir çeşit ifşa mekanizmasına dönüşüyor. Niye? Çünkü evini basıyorlar ve evini bastıktan sonra da seni zaten, ya yani bizim evimizi 2 kere bastılar ve bu evi bastıktan sonra defalarca komşulara yalan yanlış şeyler söylendi. Hakkınızda tuhaf kara propagandalar oluşturuldu. Yani zaten bu Boğaziçi eylemleri devam ettikten sonra bir sokakta alkışlama eylemi yapılıyordu. Yani bütün herkesin evlerinden tencere tava bir şekilde ses çıkartma eylemleri oluyordu. O sırada da arkadaşlarımdan biri sokakta, yani silahlı saldırı diyeceğim, onu da biraz açayım. Tehdit ediliyor, yani o videoyu sileceksin. İşte bağırıyor, çağırıyor, silah çıkartıyor, telefonu zorla elinden almaya çalışıyor falan. Ve bu adamlarla biz aynı apartmanda oturuyoruz, iki kişi. Bir kişi karşıda sürekli girişi çıkışı inceliyor falan. Ev sahibine sürekli yandaki bakkal işte bizim hakkımızda şöyleler böyleler diye bir şeyler söylüyor. Yani tuhaf bir durumun içerisinde düştük. Şeytanlaştırma politikasının içerisinde komşuların hepsi de bir nevi tek taraflı düşmanlığın içerisine giriyorsun. Yani insanlar gelip hem seninle iletişim kurmuyorlar hem de kafalarında farklı farklı yanlış algılar oluşturulmasına sebebiyet veriyor buraya gelen polisler ve memurlar. Ben şimdi ev hapsindeyim. Burada yaşamımı devam ettirebilmek için mutlaka birinin yanında durması gerekiyor. Yani su mu gerekiyor eve ya da markete mi gitmesi gerekiyor birinin? Yani herhangi bir ihtiyacımda çöpün mü atılması gerekiyor? Bunu ben karşılayamıyorum ve bunun için sürekli burada birinin durması lazım. Yani bu tek taraflı, tek kişilik bir ceza değil. Bu iki kişilik bir ceza da değil.
Yani iki kişi evde durmak zorunda kalıyor. Bir kişinin de buranın maddiyatını devam ettirmesi gerekiyor. Yani burası aslında devletin buraya para ödemediği, kendi cezamızın masraflarını kendimiz karşıladığımız bir hapishaneye dönüşüyor. Yani kendi evlerimizi bizim için hapishanelere dönüştürmüş oluyorlar.